Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün sizlere Amerika'nın Arizona eyaletinin purslane yemeğini yapacağım. Şaka şaka sevgili dostlar. Güzel bir girizgah olsun istedim. Umarım başarılı olmuştur. Bir mizansen yapayım istedim. Bugün sizlere Antep'in harika bir yemeğini yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz sevgili dostlar? Sizin için pir pirim aşı yapacağım. Pirpirim ne demek? Bilmeyenler için söyleyelim. Pirpirim semizotu demek. Çok harika bir semizotu buldum. Tam ata tohum, organik. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu tam bir vegan ve vejeteryan yemek. Tam bir yaz yemeği. Semizotu yani pirpirim kurutulup kışın da bu yemek yapılır. Tabii kışın yapıldığında biraz farklı oluyor şeyi. Çünkü bu kurumuş oluyor. Suya atıyorsunuz, beraber yapıyorsunuz. Kurumuş domates koyabilirsiniz. Biraz farklı oluyor. Hemen malzemelerden bahsedeyim ben size. Dediğim gibi organik ata tohum semizotu buldum. Pirpirim buldum. Onun yanında bunun olmazsa olmazı bizim garam mercimek dediğimiz daha önceki videolarımızda da var bu. Bunu haşladım, hazırladım. Olmazsa olmazı. Harika nohut. Nohudun kabuklarını da ayıkladım biraz. Gazı gitsin diye. Onun yanı sıra bir bardak zeytinyağımız var. Bulgurumuz var sevgili dostlar. Bulgur atacağız buna gene. Bir kaşık biber salçamız var. Bir kaşık domates salçamız var. 3 tane yani 3 orta boy soğan diyelim biz. Ben 2 tane, 2 tane de küçük soydum. Sevgili dostlarım 4 adet domates var. Ben kabuklarını soydum. Domates suda haşlanarak piştiğinde kabuğunu bıraktığı için kabuklarını da soydum. Sarımsak soydum neredeyse bir baş kadar. İşte 7-8 diş sarımsağımız var. Bir tane kapya biberimiz var. 2-3 tane yeşil biberimiz var. Ortalık darmadağın oluyor. Ondan sonra 2 tane limon. Ekşi olacak bu. Hafif ekşi mayhoş bir şey olacak. Pul biber üzerine yağ geçirmek için. Ve nanemiz var. Evet sevgili dostlar. Çok güzel bir semizotu. Yani pirpir maşı yapacağız. Bu çorba aş arası bir şey. Sulu. Sulu sepken yenir. Yaz yemeğidir. Kurutulmuşu da kışın yapılır. Gelin sizlerle nasıl yapıldığını pencerede yaparak göstereyim. Bu soğanlarımızı hemen böyle ince ince doğruyoruz. Sarımsaklarımızı da hemen böyle diş diş doğruyoruz sevgili takipçilerim. Al biberimizi de şöyle biraz daha iri doğrayacağız sevgili takipçilerim. Bunun yerine siz kurutulmuş dolmalık biberden de koyabilirsiniz. Kışın olursa tabii ki kapya biber bulunmaz. Şöyle biraz iri kıyım. Bu daha kaybolmasın şeyin yemeğin içinde pişti yerde. Yeşil biberlerimizi de hafif dişe gelecek şekilde zaten haşlandığı yerde kaybolacak bunlar. Domatesleri de şöyle üçe bölüyorum. Domates de daha sulu bir şey olduğu için iri iri doğruyorum sevgili takipçilerim. Semizotlarını da çok küçük olmayacak sevgili dostlar. Şöyle bu sebze olan şeyler yemeğe girdiğinde hacim kaybedeceği için çok küçük koymanıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi böyle doğrayacağız. Zeytinyağımızı tenceremize döküyoruz. Soğanlarımızı döküyoruz. Soğanları 2-3 tur çevireceğiz. Hafif beyazladıktan sonra yeşil biberlerimizi ve kırmızı biberlerimizi atacağız. Soğanlarımız halloldu. Şimdi yeşil biber ve kırmızı biberimizi attık. Bunlar da solana kadar çevireceğiz. Şimdi de birer kaşık domates salçası ve biber salçasını yemeğimizin içine bırakıp beraber kavuracağız. Bunu beraber kavurmak lazım ki o salçanın çiğsi kokusu gitsin sevgili dostlar. Çok güzel bir Gaziantep yemeği daha yapıyoruz. Pirpirim aşı. Yediğinizde hayretler içerisinde kalacaksınız. Sevgili dostlar şimdi salçamızı da kavurduk. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz.
Nohudumuz ve mercimeğimiz daha önceden haşlanmış olduğu için çok çabuk pişecektir bunlar. Bu bir kaynara çıksın. Yemek kendini toparlamaya başladı. Şimdi domateslerimizi gördüğünüz gibi çiğden bırakıyoruz. Domates aşırı lezzet verecek arkadaşlar. Bir alt üst edelim şöyle. Oo, pirpir maşı. Şimdi sarımsaklarımızı da atıyoruz. Bunları çiğden atıyoruz gördüğünüz üzere. Evet, sarımsağımızı da attık. Yemeğimiz bu aşamada kaynamaya başladı. Tabii nohutla mercimeği daha önceden pişirdiğimiz için onlar yemekle beraber de bir müddet pişecekler. Bu arada zor pişen pişecek olan bir çay bardağı kadar bulgurumuzu yemeğimizin içine attık. Hemen nohut ve mercimeği de ilave edeceğim. Şimdi mercimeği ilave ediyorum. Ve hemen peşinden nohutları ilave ediyorum. Tam bu esnada yemeğin suyunun ayarını sevgili dostlar siz yaparsınız. Çok pilav gibi olmayacak, sulu olacak, çorba, aş arası bir şey olacak. 20 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra semizotlarını ilave edeceğim. Biliyorsunuz sebze zaten pişmesi çok kolay olan bir şey. En sonda nanesini, pul biberini yağın üstüne geçirip servise sunacağız. Evet, pirpirimleri ilave edebiliriz artık. Evet. Aşağı yukarı 1,5 tutam pirpirim var burada. Zaten yemeğin içinde kaybolacak. Dediğim gibi su oranını siz piştikçe ayarlayacaksınız. Biz de ayarlayacağız. Ben buna bir parça daha su koyacağım. Bir böyle de bir 10-15 dakikada böyle pişsin. Ondan sonra yağını geçirirken beraber olacağız. Evet, pul biberimizi attık. Şimdi naneyi de ilave edeceğiz. Evet, pirpirim aşında son aşamaya geldik. Nane ilave edecek şimdi. Dök naneyi de. Vay 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 vay. Şimdi bu tamam oldu. Tamam. Şimdi döküyoruz yemeğimizi üstüne. Vay anam vay anam vay. Aman Allah tebe. Aman Allah tebe. Aman Allah. Aman Allah tebe. Bakayım şimdi bunu konuya komşuya da verir he. Kokusu gette hekimi derler ya bizden Antep'te. Konunun komşunun hakkını vereceğim. Evet efendim. Şimdi bunu içeri geçecek de bir dadım yapak bakalım. Tövbe. Aman Allah tövbe. Pirpir maşı. Oy 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 ben nereye gideyim. Sevgili dostlar, güzel bir Antep yemeği daha yaptık. Başta bir mizansen yaptık. Kovboy şapkası falan taktık. Hoşunuza gider diye yaptık. Ama biz geleneksel Antep yemeğimizi yaptık. Pirpir maşı. Çok sıcak, çok güzel. Mis gibi kokular geliyor. Hemen müsaadenizle sizin için tadına bakayım. Bismillah. Aman Allah deme. Aman Allah deme. Yemin ederim çok lezzetli. Aşırı beğeneceksiniz. Özellikle semizotunu yani pirpirimi sevenler bayılacaksınız bu yemeğe. Çok besleyici. Bir Antep yemeğini daha kayıtlara geçirmiş olduk. Zaten bilenler bilir, söylemeye gerek yok. Tam aha ben öldümlük bir şey. Efendim siz size mukad olun. Algoritma için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Önemli. Video öne çıksın. Ben yiyeyim, siz umsuluk olun demeyeceğim. Yapın siz de yiyin. Allah'a emanet olun. Siz size mukadd olun. Aman yarabbim be. Usta hakikaten lezzetli olmuş ya.